Yine olaylar, olaylar. Seher. Abla, sana haberlerim var. Ne oldu kız? Dinle, dinle. Bugün evin kızını hastaneden getirdiler. Aliye Hanım da onlar gelmeden önce bir fenalaştı falan, anlamadım. Aman, bana ne Aliye fenalaştıysa? Şu Arzu delisinden haber var mı? Sen onu söyle. Ay abla, azıcık sabırlı ol. Anlatıyorum işte. Neyse, bunlar geldiler ama Arzu yok. Aa, ne oldu ki kız? Kenan Bey ile Aliye Hanım odada konuşurlarken duydum. Kenan Bey, Arzu bir daha bu eve gelmeyecek dedi. Aa, neden ki kız? Babasının evinde kalacakmış bundan sonra. Bu kadın orada kalırsa biz nasıl para koparacağız bundan? Kız, yanlış bir şey yapmayalım ha. Aman, saçmalama. Ya abla, adam kadını postalamış diyorum. Arzu'nun Elif'i görecek hal yok. Kızım, çalıştırsana kafanı biraz. Asıl Elif onun için büyük bir tehdit oluşturuyor. Kocasıyla arasındaki bağları koparmasını ister mi hiç? İstediğimiz gibi parmağımızla oynatacağız onu. Sen hiç merak etme. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Asıl ben onu kocasına söylesem var ya, kızının hayatta olduğunu biliyordu. Ama sana söylemiyordu diye. Kocası bir daha onun yüzüne bakmaz be. Asıl büyük balığı ben kenarda tutuyorum kızım. İlk önce şu Arzu delisini bir söğüşleyelim. Ondan sonra sıra Kenan Efendi'ye gelecek. İyi, peki. Hadi kapatıyorum ben. İşim var benim. Ana. Alo Seher. Arzu Hanım. Nasılsınız? Ay. Ben de Arzu Hanım neden gelmedi diye düşünüyordum ki siz aradınız. Herkes evde mi? Yani Kenan'la Tuğçe eve geldiler mi? Geldiler, geldiler. Tuğçe'yi odasına çıkardılar. Uyuyor şimdi. Ay, tekrardan geçmiş olsun Arzu Hanım. Kenan nasıl? Her şey yolunda değil mi? Bir sıkıntı yok yani. Yani gördüğüm kadarıyla bir sıkıntı yok. Kenan Bey de iyi. Biraz durgun gibiydi ama. Siz nasılsınız? Akşam geleceksiniz değil mi? Alo? Arzu Hanım? Akşam gelecek misiniz? Ay, Tuğçe de bütün gün Kenan Bey'e sizi sorup durdu biliyor musunuz? Tamam Seher. Ben şimdi kapatıyorum. Sen bir şey olursa bana haber ver. Tabii ararım. İyi günler. Kenan'la her şeyi öğrendiğinde mi üzüleyim? Tuğçe'den vazgeçmediğinde mi sevineyim bilmiyorum. Kafam allak bullak. Bu işi sadece sen çözersin baba. Bir tek sen çözersin.
Gel. Siz? Tuğçe'nin dedesiyim. Hoş geldiniz, buyurun. Bugün taburcu ettik torununuzu. Haberiniz yok mu? Var. Haberim var. Ama mevzu başka. Buyurun, nedir söylemek istediğiniz? Sanırım büyük bir yanlışlık olmuş. Pardon, anlayamadım. Ne yanlışlığı? Sözde Kenan'ın kanıyla kızının kanı uyuşmamış falan. Böyle saygın bir hastaneye, böyle vahim bir hatayı hiç yakıştıramadım doğrusu. Hata yaptığımızı sanmıyorum. Yapılan test sonucunda... Bırak şimdi testi doktor. Ben buraya masal dinlemeye gelmedim. Damadıma yanlış bilgi vermişsin diyorum. Sanırım tam izah edemedim. Şimdi öncelikle... Öncesini sonrasını karıştırma. Sen bu skandalı temizlemezsen neler olacağını düşün. Pardon, anlamadım. Anladın sen. Anladın. Hem de çok iyi anladın. Bakın. Ben bakmayacağım doktor. Sen bakacaksın. Kenan'ı arayıp hata yaptığını söyleyeceksin. Nasıl? Ne demek nasıl? Türkçe konuşuyorum, anlamıyor musun? Bu dediğinizi yapamam. Yaparsam suç işlemiş olurum. Asıl yapmazsan suç işlemiş olursun. Ne demek istiyorsunuz? Damadımı arayıp testlerde hata olduğunu söylemezsen diyorum. Hem kendin için hem de bu hastane için hiç iyi olmaz. Ama ortada bir hata... Var. Hem de çok büyük bir hata. Seni bitirecek bir hata. Anladın mı? Gümüşlerin hepsini parlatıyorsunuz. Hiçbirinde ufacık bir leke bile görmek istemiyorum. Tabii efendim. Herkes işini düzgün yapsın. Ay, bu evde de mi rahat yok? Senin ne işin var burada? Burası benim babamın evi. Sana mı soracağım? Burası benim evim Arzu. Ay, bozuk plak gibi sürekli aynı şey. Bak çok sıkıldım. Başım da çatlıyor zaten. Hiç uğraşamayacağım seninle. Bana bir tost, bir de taze sıkmış portakal suyu. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Tabii Arzu Hanım. Çok istiyorsan git kendin yap tostunu. Onun işi var şimdi. Akşama kadar o gümüşlerin hepsi parlatılacak. Yoksa kendini kapının önünde bulursun. Sana defalarca kez söyledim Arzu. Bu evin hanımı benim. Şimdi, gerçek şu ki... Kenan Tuğçe'nin öz be öz babası. Senin işin de gerçekleri ortaya çıkarmak. Bunun için de yapman gereken Kenan'ı arayıp hata yaptığını söylemek. Ha, benim gerçeklerle işim olmaz diyorsan, yaptığım hatanın üstünü kapatırım diyorsan... Kapattırmam, bilmiş ol. İcabında kariyerini bitiririm. Çalıştığın hastaneyi zan altında bırakırım. Emin ol yaparım bunu doktor. Emin ol. Anladın mı? Anlaştığımıza göre sorun yok. Medeni insanlarız sonuçta. Aferin doktor. Aferin. Akıllı adammışsın. Bütün her şey şuncacık şeyin içinde. Yaptığı bütün hatları tek tek öptük eriz. Ben de bir güzelce kaydettim. Şimdi o düşünsün. Ya baba sana inanmıyorum ya. Sen nasıl yaptın ki böyle bir şey? Vallahi tereyağından kıl çeker gibi oldu ha. Çakal. Bir akıllı sanıyor kendini. Yalnız baba var ya, polis bile bu herifi böyle çabuk öttüremez yani. Ya adam resmen sana bülbül gibi şakımış. Kaç kişinin hayatına kıydı lan o herif? Adi köpek. Gözünün yaşına bakmadan bir sürü insan hayatıyla oynadı. Katil. Yalnız var ya baba, yani bu yaptığın iş senin bayağı bir riskliymiş. Bir yakalansaydın, sana bir şey diyeyim mi?
O adam senin gözünün yaşına bakmadan vururdu seni. Biz de herhalde her şeyi göz alarak gittik oğlum. Ya herro ya merro. Ben şimdi onun ayağına taşı bağladım. Denize itmeme bakar. Görsün bakalım bundan sonra Veysel Şimşek kimmiş. Hadi herif. Melek ablayı gördünüz mü? Mutfaktadır aşağıda. Ben de öyle sanıyordum ama indim baktım yoktu. Allah Allah. Ya ben geldiğimden beri görmedim ha. Ya iyi de baba. Tek başına nereye gidecek ki? Ya ilaçların hiçbirini de içmemiş. Hepsini saksının içinde buldum. Ne? Nasıl ya? Ulan Allah kahretsin beni. Ya nereye gider ki? Bana emanet. Ya durun bir dakika ya. Durun bir sakin olun. Bir yere gitmiştir. Gelir şimdi. Ya baba. Gözünü seveyim. Tek başına nereye gidecek? Halini biliyorsun zaten. İlaçlarını da almamış. Acaba halama mı gitti? Melahat halaya mı? Evet. Sabahtan beri halana yemek götüreyim deyip duruyordu. Deme ya. Ya ben de dedim bakıcısı yanında yemeği de var dedim ama dinlemedi. Tamam Feride o zaman. Gidelim bakalım hemen alalım hadi. Ya sen otur sen otur şimdi dükkan boş kalmasın. İyi tamam. Yalnız haberdar et unutma. Tamam. İnşallah bizim evdedir. Haber vermeyi unutma. Oh. Ne olacak lan bu kadının hali be? Hadi Musun amca, of. Musun amca. Şükür Allah'ımıza, baktı yüzüme ya. Hoş geldin Musun amca. Hoş bulduk kızım. Bak ekmek teknemiz nasıl? Ekmek teknesi mi? Hani sandviç satacaktık? Sandviç satacağız zaten kızım. Ekmek teknesi demek para kazandığımız yer demek. Bak sandviçlik malzemeleri de aldım. Çok işimiz var daha çok. Bir an önce işe koyulmamız lazım. Ben sana yardım edeceğim. Birlikte çok sandviç satacağız. Çok. Satacağız tabii kızım. Niye satmayalım ki? Hadi bir önce içeri geçelim. Nurten! Kapı! Açtım, açtım. Merhaba, ben Melat. Sen Uzun. Ne diyorsunuz siz? Sen o kadınsın. Elif'im kaçıran kadın. Nerede kızım? Nerede benim yavrum? Ne diyorsun sen be? Ne kızından bahsediyorsun? Nereye götürdün kızımı? Nerede söyle, nereye sakladın? Ya dur. Ne Elif'i be? Ne diyorsun sen ya? Nurten ne oluyor? Elif! Kızım! Ay dur ne yapıyorsun dur! Elif! Melek Hanım kızım ne oluyor? Bu kadın var ya bu kadın. Benim kızımı kaçırdı. Aa! Üstüme iyilik sağlık. Melahat Hanım ne saçmalıyor bu kadın ya? Yalan. Yalan söylüyor. Ben gördüm bu kadını. Benim kızım da yanındaydı. Kaçırdın yavrumu. Nereye götürdü söyle. Melek Hanım kızım bir yanlışlık olacak herhalde. Bak Nurten benim bakıcım. Bu evde çalışıyor. Yok. Ben tanıdım onu. O kızımı kaçırdı benim. Aldı götürdü yavrumu. Biraz sakin ol. Gözünü seveyim kızım. Nereye sakladın yavrumu? Nerede benim kızım? Nereye sakladın onu? Aa, değil bu kadın ya. Ne saçmalıyorsun sen be? Aa, senin misafirin diye susayım diyorum ama. Ne kaçırması ayol? Ne kızından bahsediyorsun sen? Bak Melek Hanım kızım bir yanlışlık olacak. Bir yanlışlık olacak. Biraz sakin ol. Yok. Tanıdım ben onu. Kızımı kaçırdı o benim. Aldı götürdü benden. Aa, ne saçmalıyorsun sen be? Deli bu ya. Bana bak. Seni tımarhaneye kapatsınlar.
Nurten! Yalan söyle, yalan söylüyorsun. Sen kaçırdın, aldı götürdün yavrumu. Melek Hanım kızım, gel. Otur şöyle. Sakinleş biraz. Yapma böyle. İnsan insana benzer derler. Hadi, toparlan. Elif. Yavrum. Dünya küçük derlerdi de inanmazdım. Yok yok. O Arzu'dan kesin para koparmam lazım. İşi şansa bırakıp da yakalanmayı göze alamam. Daha sırada Kenan var ya. Melek abla neredesin ya? İnşallah bizim evdesindir. Ya ne olursun burada ol ya, ne olursun. Elif'im. Elif'im aldı benden. O kadın aldı yavrumu. Melek Hanım kızım yapma böyle. Bak hadi sil gözyaşlarını. Gönderdim onu gitti. Hadi rahatla biraz. O kadın canımı götürdü. Yavrumu götürdü. Ayırdı bizi. Bak karıştırdın herhalde. Birine mi benzettin ha? Oydu. Kızım da o kadın da aldı yavrumu, kaçırdı. Ana yüreği dayanamıyorsun biliyorum ama ne olur biraz sabret, biraz. Benim kızım yaşıyor. Ya yaşıyor işte. Allah'ın takdiri bu. Ne yapacaksın? Kabulleneceksin. Biraz sabır, biraz sabret. Hala. Oh, çok şükür buradaymışsın. Ya seni göremeyince çok korktum Melek abla. Ya Melek abla neden habersiz çıktın gittin öyle? Ya ben seni göremeyince çok korktum. Halına yemek getirmek istemiştim. Ya neden haber vermedin? Ya sana bir şey olsaydı? Hala, Melek abla neden bu kadar üzgün, bir şey mi oldu? Sorma Feride, Nurten buradaydı. Onu görünce çıldırdı. Allah Allah, neden ki? Sen benim çocuğumu kaçırdın dedi, bağırdı çağırdı burada. Ne, böyle mi söyledi? Kolundan tuttu. Sen benim çocuğumu kaçırdın dedi, başka hiçbir şey demedi. Hala ne diyorsun sen ya, of. Ya ilaçların hiçbirini de içmemiş biliyor musun? Hepsini saksının içinde buldum. Vah vah vah. Demek ki bütün bu hali bundanmış. Ya ilaçlarını içince daha sakin oluyor. Of, nasıl fark etmedim içmediğini ya, nasıl? Her şey o lanet doktor yüzünden oldu. Nereden çıktı o kan testi, nereden? Baba, hal olacak değil mi? Arzu deminden beri ne anlatıyorum sana? Ama... Arzu, karşımda ben panik yapmış bir kız görmek istemiyorum. Her şeyi hallettim dedim sana. O doktor bozuntusu yakında Kenan'ı arayıp yaptığı hatayı düzeltecek. Peki ne dedin ki yani, nasıl korkuttun? Ya bunun ne önemi var şimdi? Amacına ulaşacaksın işte. Kenan bugün yarın gerçek sonuçları öğrenecek. Yani hala Tuğçe'nin babası olduğunu. O zaman yakın zamanda kocamın evine geri dönüyorum demek. Aynen öyle. Baba kız sohbetinize ben de katılabilir miyim? Tabii gel canım. O zaman ben sizi karı koca yalnız bırakayım. Biraz uykum geldi. Odama gideceğim. Tatlı uykular. Necdet. Söyle hayatım. Konuştuklarınıza kulak misafiri oldum. Arzu için yaptıklarını duydum da bence yanlış yapıyorsun. Neden? Yani bir düşünsene. Her başı sıkıştığında soluğu senin yanında alıyor. Sen de her seferinde onu kurtarıyorsun. E'si sen onun böyle arkasını toparladıkça o hata yapmaktan vazgeçmiyor.
Her seferinde daha büyük bir hatayla çıkıyor senin karşına. Farkındasın değil mi bunun? Her zamanki arzu işte. Küçükken de böyleydi. Bence artık kendi başının çaresine bakmalı. Kenan Bey, Tuğçe'nin kendi öz kızı olmadığını da öğrendi. Artık Arzu'nun gerçeklerle yüzleşme vakti sence de gelmedi mi? Tamam, belki de bir şekilde gerçekleri saklayacaksınız. Ama sadece bir süre ertelemiş olacaksınız. Bu saatten sonra Kenan Bey o sonuçlara inanmaz. İsterseniz doktorla görüşün ya da sonuçlarla oynayın. Hiçbir şey değişmez Necdet. Kenan Bey'in içine kurt düştü bir kere. Önce domatesleri koy, sonra peynirleri koy. Heh. Musun amca? Çok zormuş. Alnının teriyle eve ekmek götürmek kolay değil. Şimdi biz bu sandviçleri o arabada mı satacağız? Önce güzelce dolduralım arabamızı. Sonra sahile gidelim. Sonra bismillah dedik mi gerisi gelir. Kiramızı da öder miyiz? Öderiz tabii. Sonra da sana böyle istediğin güzel bir şey alırız. Ben bir şey istemem Hüsnü amca. Evsiz kalmayalım yeter. Ah benim güzel yürekli kızım. Şu iş bir olsun Ayşegül. Ondan sonra sana en güzel bebeklerden alırız he. Muhsin amca bak. O ne Ayşegül? Sandviç. O sandviç olmamış ki. Sandviçin babası olmuş. Aa, keyifler yerine bakıyorum. Hoş geldin Nurten. Ne bu Muhsin? Hayırdır? Piyangodan para çıktı da benim mi haberim yok? Şey, iş bulduk ya. Çalışacağız. Ne işi? Arabada sandviç satacağız. Ha ben de şu dışarıdaki hurda ne diyordum? Ya durduk yere nereden çıktı şimdi bu iş? Ya bizim Cemal'in bir arkadaşı varmış. O satıyormuş. Onun ayağı kırılınca araba boşta kalmış. Ben de işleteyim dedim arabayı. Hem kiraya da çıkartırız. Ya Muhsin. Sen hangi dünyada yaşıyorsun ya? İki sandviçle kira mı çıkarmış bir adam? Hay Allah! Durduk yere yine benim sinirlerimi zıplattın ha! Hay Allah'ım sen bana sabır ver. Ay ne kadar zevksiz bir oda. Şu yatak örtüsünün haline bak. Kesin Gonca'nın işi. Sonradan görme. Zevksiz şey ne olacak? Neyse. Bir müddet idare edeceğiz artık. Sonuçta bu geçici bir dönem. Ne var ne istiyorsun? Ben senden ne isteyebilirim sence? Bak ne istiyorsan doğru düzgün söyle. Seninle konuşarak hiç zamanımı harcayamam. Ödemeler geldi diyorum. Hani şu bizim taksitler. Unutmadın inşallah. En geç yarın elimde olsa iyi olur. Sen ne diyorsun ya? Ben sana ömründe göremeyeceğin kadar çok para verdim. Sen acaba daha neyi zorluyorsun? Ha, öyle mi? İyi, sen bilirsin. Benden günah gitti o zaman. Bakalım Kenan Bey kızını görünce ne... Tamam. Yarın getireceğim paranı. Söğüttepe Park uygun mu? Uygun. İyi, anlaştığımıza göre yarın görüşürüz o zaman ha. Hadi. Kapattı salak. Hele Kenan sonuçları bir alsın. Ben senin de icabına bakacağım. Anne. Neyin var anne, iyi misin? Aklım Selim'de oğlum. Ne yapar, ne eder? Kaldı oralarda evladım. Ben yarın Selim'i görmeye gideceğim. Başımızdaki dertler bir türlü azalmadı ki. Baksana kaç gündür gidemedik yanına. (Gülüyor)
Ali anne, ben Tuğçe'yi yatırdım. Zeynep, ben yarın Selim'i görmeye gideceğim. İstersen sen de gel. Özlemişsindir kocanı. Yarın. Yarın olmaz. Ben sonra giderim. Peki. Nasıl istersen. Müsaadenizle ben odama çıkayım. Ali anne, bir saniye. Bunu Selim'e götürür müsünüz? Götüremem. Neden? Çünkü Selim'e bunu götürüyorum. Açtığın boşanma davasının celbini. Yazıklar olsun. Bunu mu reva gördün bize? Bunu hak edecek ne yaptı benim oğlum? Seni sevmekten başka ne yaptı? Anne. Sus. Anne deme bana. Anne ne oluyor? Ne bağırıyorsunuz? Ne olduğunu Zeynep'e sor. Eğer anlatacak yüzü varsa. Zeynep? Halkları etmesini biliyorsun da konuşmaya gelince mi gücüne gidiyor? Biriniz bir şey söyleyecek mi? Zeynep boşanma davası açmış oğlum. Hanımefendi kardeşinden boşanmak istiyormuş. Zeynep? Oğlum eve celp geldi. Sen hala neden bahsediyorsun? Al, inanmıyorsan sen de bak. Ne? Zeynep, niye böyle bir şey yaptın? Bununla kalsa yine iyi oğlum. Daha neler var? Söylemeye dilim varmıyor. Bu ne demek oluyor ha? Selim'den niye boşanmak istiyorsun Zeynep? Hala ne soruyorsun oğlum? Atalan Üsküdar'ı geçmiş. Gelin hanım bize parmağında bir güzel oynatmış. Annem neler söylüyor? Bir şey söylesene Zeynep. Zeynep bir cevap ver. Yeter. Yeter, ben daha fazla bu evde kalamayacağım. Başka çarem yoktu. İnşallah Selim oradan kurtulduğunda bütün bunları neden yaptığımı anlarsınız. Her şey senin içindi Selim. Senin için. Aklım.
aklım almıyor anne. Bir anlam veremiyorum. Zeynep tek bir kelime etmeden nasıl böyle çekip gidebilir? Ne diyecekti ki oğlum? Niye böyle bir şey yaptığını açıklayabilirdi anne. Açıklayacak ne kalmış Kenan? Her şey ortada, görmüyor musun? Ah ah, benim akılsız kafam. Ah, inanmadım adamın söylediklerine. Meğer doğruymuş. Keşke ben karşısına çıkıp sorsaymışım hesabını. Bakalım o zaman böyle kaçabilecek miydi? Bir dakika, bir dakika. Sen hangi adamdan bahsediyorsun? Anne, sana soruyorum. Erkut'tan. Erkut mu? Anne, sen Erkut'la mı konuştun? Ne zaman konuştun, ne dedi? Dün buraya, kapıya geldi. Erkut benim evime kadar geliyor ve sen bana bunu söyleme gereğinde bulunmuyorsun, öyle mi? Gerek görmemiştim ki oğlum. Geldi, apuk supuk konuşup gitti diye düşünmüştüm. Meğer öyle değilmiş. Meğer söyledikleri doğruymuş. Tam olarak ne dedi o herif? İşte yüzüme açık açık söyledi oğlum. Zeynep senin oğlundan boşanmak için dava açtı. Hepinizden gizliyor dedi. Yalan söylüyor sanmıştım. Meğer doğru söylüyormuş. Kesin altında başka bir şey var bunun. Daha başka neler dedi biliyor musun? Birbirlerine aşıklarmış. Zeynep'le Selim ayrıldıktan sonra evleneceklermiş. Yok anne, yok. Yok, böyle bir şey olamaz ya. Adam ne dediyse çıktı işte. Yakında bu da olur. Tülay abla neredesin? Zeynep'ciğim, geç kaldım biraz ama zor buldum eczaneyi. Hemen geliyorum şimdi, merak etme. Abla sakın çiftliğe gitme, olur mu? Niye? Ne oldu Zeynep? Sesin kötü geliyor. Ben evi terk ettim. Ne? Ne diyorsun sen? Şimdi bizim eve gidiyorum Tülay abla. Sen de oraya gelirsin, olur mu? Telefonda konuşmayalım, evde konuşuruz. Zeynep, ağladın mı sen? Yine mi sen ya? Zeynep, ne oldu? Biri bir şey mi yaptı? Evet yaptı. Sen yaptın. Mahvettin hayatımı, ya mahvettin. Senin yüzünden elimden barkımdan oldum ben. Yapma Zeynep, böyle söyleme. Senin yüzünden hayatım mahvoldu benim. Sen eğer Selim'i o yalan ifadeyle suç atmasaydın, bunların hiçbiri başıma gelmeyecekti belki de. Tamam, şimdi de gidip değiştireceğim ifademi, kurtulacak. Evet, boşanmam karşılığında. Zeynep. Bak Selim seni sevmiyor. En ufak bir şeyde sana yüz çeviriyor. Ben öyle miyim? He? Ben senden hiç vazgeçtim mi Zeynep? Seni ne kadar çok seviyorum biliyorsun. Of sus artık, yeter ya. Bana bak. Ben o boşanma dilekçesini mahkemeye verdim. Ve bunu artık herkes biliyor. Sen de gideceksin. O yalan ifadeni geri çekeceksin. Hem de hemen. Anladın mı? Tamam, tamam. Ben de zaten bunu konuşmak için geliyordum. İfademi geri alacağım Zeynep. Selim çıkacak. Bak ben her şeyi düşündüm. Her şey çok güzel olacak. Sen, ben, birlikte. Yeter ya. Ne diyorsun sen? Ne seni, ne beni, ne bizi. Çık artık ya şu hayal dünyandan. Yeter, anladın mı? Zeynep, yapma. Böyle konuşma. Ne yapıyorsun? Bırak kolumu. Bırak kolumu. Canım acıyor, bırak. Sen de benim kalbimi acıtıyorsun Zeynep. Dayanamıyorum artık, anlıyor musun? Dayanamıyorum. Bırak, bırak kolumu, bırak. Bırakmayacağım. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Ne yapıyorsun? Bırak kolumu. Ya canım acıyor. Bin şu arabaya. Ya binmeyeceğim. Bin. Ya gelmeyeceğim bir yere, bırak. Bin dedim, seni bir yere götürüyorum. Ya. Bin şu arabaya. Sakın. Anne, sen ne söylediğini farkında mısın? Kulaklarımla duydum oğlum. Babasıyım dedi. Yok anne, yok. Aklımı kaçıracağım ben. Bu kadarı da çok fazla ya. Ya ben ne yapayım?
Duyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Anne, bak bu söylediklerin çok ciddi, çok önemli şeyler. En başta ben de inanmadım ama gerçek bu oğlum. Zeynep'in karnındaki bebek Selim'in değil. Abi Zeynep'in adını bile duymak istemiyorum artık. Lütfen. Lütfen anla beni. Ben sana inanamıyorum. Kız perişan. Senin söylediklerine bak. Ben de perişan durumdayım abi. Ben de perişan durumdayım. Biliyoruz Selim. Hepimiz seni düşünüyoruz zaten. Zeynep niye her gün seni görmek için buraya gelmek istiyor sanıyorsun? Gelmesin artık. İstemiyorum. Of Selim, of. Konuşmadan hiçbir sorunu halledemezsiniz. Artık hallolacak bir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Of Selim, of. Zeynep. Zeynep Selim'i aldatıyor mu? Demek Selim bütün şüphelerinde haklıymış. Kenan ne oluyor? Ben Zeynep'i boşuna mı savunmuşum o kadar? Kenan. Al Zeynep, al. Aman abla, sorma sorma. Kenan Bey ateş püskürüyor. Allah Allah. Niye üzüyor ki kız adamı? Şş, söyle onlara Kenan Bey'imize iyi baksınlar. Sırada o var. Arzu'dan sonra o bize lazım. Alemsin vallahi abla. Adam da haklı. Her gün bir olay. Şimdi de öbür gelinleri evi terk etti. Hapistekinin karısı. Hey Allah'ım ya. Bunlarda da para var, huzur yok. Her gün evden birileri eksiliyor ayol. Öyle valla. Önce Arzu, şimdi de bu. Kız, özledin mi Arzu'yu? Birazdan onunla buluşacağım. Selamını söyleyeyim mi? Ne? Ne? Niye buluşuyorsun ki Arzu'yla? Hey Allah. Hatırını soracağım. Nasılsın, iyi misin diyeceğim. Akşam kadını aradım, para istedim. Parayı getirmezsen kocama söylerim dedim. Anında tamam dedi kız. Ay abla, ne diyorsun sen? Oo, gelsin paracıklar. Oo, gelecek. Hem de oluk oluk. Ha, dur sen, köşkeye döneceğiz be. Kız, belki o Emiroğlu çiftliğinin yanına komşu bile oluruz ha. Çiftliğin kapısına da şöyle yazdıracağım. Nurten Hanım'ın çiftliği. Seher Hanım'ı da unutmayalım ama. Ay Seher. Yani hayal kurarken bile arkadan böyle itekliyorsun ha. Aman kapat hadi. İşim var benim. Nereye gidiyoruz? Ya sana soruyorum, nereye gidiyoruz dedim. Cevap vermeyecek misin? Ha öyle mi? Cevap vermiyoruz yani. Öyle mi? Tamam, peki. Durdur araba, iniyorum. Zeynep. Ha. Durdur. Otur oturduğun yerde. Kilitli kapılar. Durdur arabayı. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Bırak. Durdurmuyorum. Hem sen niye öyle apar topar kaçtın bugün evden? Sana ne? Zeynep, bir şey mi oldu? Kötü mü davranıyorlar sana? Bak şiddet falan varsa söyle Zeynep. Ya sen deli misin ya? Ha? Psikopat mısın? Herkesi kendin gibi mi sanıyorsun? Ayıp oluyor ama, değil mi? Bana bak. Benim hayatıma burnunu sokmaktan vazgeç. Benimle ilgili hiçbir şey seni ilgilendirmiyor, anladın mı? Seni götürdüğüm yeri görünce ne kadar ilgilendirdiğini anlayacaksın. Telefonla konuşurken sesini duyduğumda ihtimal vermemiştim. Ama içime bir kurt düşmüştü. O kafeye de kendimden utanarak gittim. Gördüğüm manzara... Ne gördün oğlum? Zeynep. Zeynep Erkut denen o şerefsizle el eleydi anne. Ama yine de şu ana kadar Zeynep'in böyle bir şey yapacağına ihtimal vermedim. Hep bir açıklama yapacağını düşündüm. Oğlum, görünen köy ortada. Bu kız bizim gözümüzün içine baka baka kandırmış. Al bak, işte çekip gitti. Kim bilir nerede? Belki de o adamın yanına gitti.
hastanede gördüğümde bozmalıydım oyunlarını. Hastanede mi? Ben bunları daha yeni hastanede gördüm. O da Tuğçe'yi beklerken tesadüf. Demek biz can derdindeyken onlar hastane köşelerinde buluşuyordu ha? Yok öyle değil. Zeynep baygındı. O adam da başındaydı. Bebeğin babasının olduğunu o zaman öğrendim. Anne o konuya hiç girme. O konuya hiç girme. Bak kalbim sıkışıyor, nefes alamıyorum. Biz bütün bunları Selim'e nasıl söyleyeceğiz? Evladım orada kimsesiz, yapayalnız. Biz üstesinden gelemezken evladım nasıl gelecek? Söylemek zorundayız. Celp ona da gidecek. Bari bizden duysun. Yalnız çocuğun babası olmadığını şimdilik bilmesin. Bu gerçek onu kahreder. Nerede kaldı bu deli karı ya? Vallahi bir taraflarım dondu ha. Vaz mı geçti gelmekten bu ne? Hasbama bak. Podyumda yürüyor sanki. Şşş! Acele etsene biraz. Ne öyle yaylana yaylana geliyorsun? Sana da merhaba Nurten Hanım. Bana bak. Bir daha böyle bekleteyim deme. Vallahi beklemem. Basar giderim çiftliği ona göre ha. Şu boş tehditlerin laf salatası yapmaktan vazgeçsen. Gel dedin geldim işte. İyi uzatma. Şu ikinci taksiti alayım da gideyim o zaman. İyi diyorsun, hoş diyorsun da olmayan parayı ben sana nasıl vereceğim? Ne demek? Para yok mu yani? Bende para falan yok. Para yoksa beni niye buralara kadar getirttirdin o zaman? Gidip kızı başka birine verme diye. Sen hem parayı getirme, hem de çocuğu başkasına vermeme engel ol. Yok öyle yağma. Bak ben sana parayı vermeyeceğim demiyorum. Sadece buna birazcık zaman ver diyorum. Ki sen bana bu zamanı verirsen, istediğinden daha fazla para vereceğim sana. Ah zaman, gurur geçer yüzüme. Acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader. Uzak bana yasaklı yüzüm çoğalıp büyüyor içimde keder. Ellerimde bir çare hüzün tükenir.